Arkadaşlar Türkiye'ye giderken yurt dışından PCR testi yani korona testi isteniyor. Negatif test olması lazım sonucunun. Bunu biliyorsunuz 28 Aralık tarihi pazartesi tarihinden itibaren yani yarın istemişlerdi. Şu anda bu 30 Aralık 2020 çarşamba gününe kadar ertelendi. Yani ondan itibaren test PCR testi zorunluluğu geliyor. Bu biliyorsunuz bu konuda önceki videomu yapmıştım ama dün akşam gece haber düştü ki ertelenmiş. Bu konuda benim de yorumum vardı. İsteğim zaten 30 Aralık olarak değiştirilmesi yönündeydi. Çünkü bunu biliyorsunuz cuma akşamı yani Noel tatilini düşünmemişler. 25 Aralık cuma günü de Noel'de bütün her yerin kapalı olduğu bir zaman. O zaman da akşamleyin ne yapıyor? Açıklıyorlar ki pazartesinden itibaren PCR testi isteyeceğiz. Yani cumartesi pazarı var vatandaşın. Cumartesi pazarda zaten Noel tatilinde yine her yer neredeyse yaprak kıpırdamıyor. Biliyorsunuz yurt dışında da böyle bir günde test sonucunu veren pek az yer var. Amerika gibi ülkelerde 3 günde veriyorlarmış. Finlandiya'da 1 gün bazen 2 günü buluyor. Cuma gecesi yayınladık. Ben sabaha karşı bilgilendirdim yurttaşlarımızı Finlandiya'da Facebook grubundan. Bu da nasıl oldu? Finli İsveç'teki Büyükelçiliğin sayfasında görmüş. Onlar da 27 Aralık olarak yazmışlar. 28 diye Stockholm Büyükelçiliğinin. Bana diyor ki bu Finlandiya için de geçerli mi? Finli soruyor. Ben de bir araştırdım ettim. En sonunda bulduk ki gerçekten böyle bir olay var. Ondan sonra bilgilendirme yaptık. Finlandiya'daki Helsinki Büyükelçiliği ondan bir gün sonra yani cumartesi akşamı koymuş. Ondan 3 saat sonra da düzeltilmişini koymuş. Yani milletin haberdar olması mümkün değil. Zaten Büyükelçiliğin Facebook sayfalarına pek vatandaşın da baktığı yok. Yani bilgileneceksin, haberi alacaksın, ondan sonra gidip testi yaptıracaksın, testin sonucu alacaksın, pazartesi de seyahat edeceksin. Çok zordu. Bazıları gitmiş test yaptırmışlar. Biliyorsunuz Finlandiya'da 235 euro testin maliyeti bir korona testinin. Büyük masraf. Yani sonucu almak için başvurmuşlar. Bazıları da herhalde yaptırmış acil gidip. Sonucunu beklemek için tabii 1-2 günde çıkıyor. Bir de Türk Hava Yolları'nda şunu gördük. Diyor ki yazılı olacak, mühürlü olacak, İngilizce olacak. Cep telefonuna biliyorsunuz yurt dışında mesaj gidiyor ki işte test sonucu negatif çıkmıştır. Onları kabul etmiyorlar. O normal onu kabul etmemek için. Ama şimdi mailine gelse o mailini nasıl olacak? O yok. Gidip yazılı alman lazım. Bir de hafta sonu yani basbayağı grup üreticiyi çok zor durumda bıraktılar. Ben hayret ediyorum. Aynı şeyi Mart ayında da Türkiye'de yaşadım. Yani Türkiye'deydim. Uçaklar havadaymış. Havadayken uçakları diyor ki Türkiye uçuşları durdurduk. Ya uçak havada. İki karar alınıyor. İki saat sonra uygulamaya başlanıyor. Aynı Süleyman Soylu'nun istifa olayında oldu biliyorsunuz. Gece yarısı saat 10'da açıklanıyorlar ki yarın saat 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var. İşte şu. Arkadaşlar bu tecrübe edilmedi mi bu hükümet? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Ulaştırma Bakanı ne yapıyor? Yani yurt dışına yönelik bir şey yapıyorsun. Finlandiya'da da karar alıyor hükümet. Diyelim Perşembe günü karar alıyorsa cumartesi uyguluyor onu. 3-3,5 gün ona zaman veriyor. Siz de cuma akşamı mı bu karar aldınız? Pazartesi salıyı koyun, çarşamba günü uygulayın onu. Ki o yönde ben yani iyi ki arkadaşlarıma söyledim yani bunu gidin Sağlık Bakanlığı'na söylendiğini bilmiyorum onlar mı reddiler, ne yaptılar. Dediğim gibi 30 Aralık çarşambaya kadar ertelendi. Arkadaşlar karayoluna gidecekler için de aynı çarşamba günü başlıyor. Karayolunda gidenlerine göre PCR testi istiyorlar ama bakanın demesine göre giremeyecekler ama bakanın bakanlık açıklamasında sınır hudut kapısından direkt karantina adreslerine gideceklerdiğine yazıyor. Bu arada Danimarka, İngiltere ve Güney Afrika'dan gidenlerde test yine olacak. Negatif test ama onlar Türkiye'de gidince karantinaya alınacaklar. 7 gün sonra bir tane daha test yaparsalar o testin sonucu negatif çıkarsa karantinadan çıkıyorlar. Bunları da böyle biliniz yani o da var. Ben bu konuda sizleri yani net olarak bilgilendireyim.
Dediğim gibi Mart ayında havada durduruldu. Ondan sonra ne oldu? Ben yani ilk defa Ankara'dayım. Ya çıldırdım yani, hayatımda böyle şey olur mu ya? Havada uçak seferleri durdurdum diyor. Neyse sonradan 24 Mart'taki son uçakla yani koydular bir sefer Finlandiya'ya geldik. Aynı şey şimdi yaşadık. Gurbetçi bakın ben duyuyorum. Yani bazıları test yaptırmış, bazıları otel iptali etmiş, bazıları uçağını iptal etmiş yetişemez testiğine. Yani bir gün ortalık karıştı. Ondan sonra ne yapıyorsun? Diyorsun ki çarşambaya kadar, bir gün sonra affedersiniz biz çarşambaya kadar uzattık. Arkadaşlar yani bu gurbetçiyi yanınızda danışmanlarınız vardır da bir yurt dışını bilen, kağıt kalemden anlayan birilerinden bu işi yapın yani. Yani yazık. Yani yazık. Ben üzülüyorum abi, benim telefonum cumartesi susmadı ya. Yakup abi nerede diye test yaptıracağım. Yakup abi ne olacak? Ya lan ben de ne yapayım? Yani dedim en sonunda bir saat sonra biraz yazayım dedim. Yani bu saçma, millet perişan olmuş. Yetişeyim. 230 euro da bir şey, 35 euro. İyi para. Yani çünkü Finlandiya'da bir günde sonuç vermiyorlar çoğu zaman. Çok acil olmadığı zaman. Gidiyorsun iki günde de sürebilir. Test yaptıktan sonra sonraki günde binip gidecek. 72 saatlik geçerli olması lazım. İçinde yapılmış olması lazım. Türkiye'ye varana kadar 72 saat olması gerekiyor. Bu arada bazı şeyleri de yine Sağlık Bakanımıza tavsiye edeyim. Şimdi bu uygulama Finlandiya biliyorsunuz, biz biliyoruz. Finlandiya her zaman testi vatandaşları ve oturum izni olanların haricindekilerine den istedi. Eğer bir kişi vatandaşsa, Finlandiya'da oturum varsa ondan istemiyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani Finlandiya'nın Türkiye'de oturumu var veya Alman'ın Türkiye'de oturumu var. Gidiyor oraya, ondan o zaman Finlandiya usulünü uygulasak ondan test isteyemiyorsun. Çünkü orada oturum izni var Türkiye'de. Vatandaşından da zaten istemiyor. Turistten istiyor şundan. Yani biz Türkiye'ye hepten koymuş bunu. Bir de diyelim turist geliyor Finlandiya. O eğer turist olarak geliyorsa, ki bu da şeyden gelemiyor, Avrupa ülkelerinden gelirse, eğer bir yere turist rezervasyonu şusu varsa 3 gün sonra geldikten sonra önce test, negatif testten gelecek. 3 gün sonra da bir tane de test yapıp onun da sonucu negatif çıktıktan sonra turist olarak bu ülkede kalabiliyor. Yani birisi Türkiye'ye negatif testten gelebilir. 72 saat önce yaptırmış onu. Ama o kişinin pozitif olmadığı anlamına gelmiyor bu. Bu konuda da dikkatli davranınız. Çünkü bizim Türkiye'de şu var. Turist gelsin de ne olursa olsun bu uygulama bizi Temmuz ayından bu yana, Haziran ayında istediniz, Temmuz'da da gelmedi fazla turist, ancak Ağustos ayında geldi. Ama turist gelsin de nasıl gelirse gelsin, normal vatandaşlarımızda sokağa çıkma yasağı var, turistlere yok. Dünyada böyle bir uygulamada yok. Yazın ki veriler, ben verileri biliyorsunuz her zaman Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayının 9-10'larında hep tablolar yaptım. Değişik ülkelerin koronavirüs vaka verileri 100 binde ki rakamlarla son 2 hafta verilerinde 100 binde kaçtı yine. Biliyorsunuz Avrupa topluluğu 100 binde 16 sınırı koymuştu Haziran ayı sonunda. Bunun üzerinde olanlara ülkeleri riskli ülke ilan etmişlerdi. Onun için Türkiye turist gitmiyordu. O zaman Türkiye %100 binde 22'deydi. Ağustos başında Türkiye 100 binde 15,5'a düştü. Almanya o zaman turist göndermeye başladı. Ama bu arada ne oldu? Türkiye'nin Turizm Bakanı, Dışişleri Bakanı işte ne yaptılar? Gittiler Almanya'ya. Aman niye bizden turist göndermiyorsunuz bize? Ya ben dedim ki o zaman, yani onun negatif cevap alacaklarını biliyorum. Siz bir önce 100 binde 16'nın altına düşün. Bakalım o zaman bize gerçekten gıcıklık yapıyor mu bunlar yine? 100 binde 16'nın altına düşünce Almanya turistleri gönderdi. Ama tabii orada Türkiye ne yaptı? Ağustos'ta 100 binde 17'lerde tablolar koyuyorum bu sonuna. İngiltere 100 binde 15'lerde. Ama ne oldu? Kasım ayına geldik. İngiltere çıkmış 30 kat artmış. Türkiye ise ne kadar artmış? 2 kat. Bakın orada tabloyu koyuyorum sonra. Benim tablom çok güzeldir onlar. İlginç. Almanya 50 kat artmış. Bütün ülkeler artmış ama Türkiye Avrupa'nın en azı. 2 kat kadar artmış. %100 binde 38'lerde. Ne oldu ondan sonra? Ben orada rakamların gerçek olmadığını görüyordum tablomda. Sadece Türkiye'nin resmi rakamları bunlar diyordum. Ne oldu? Geldik Aralık ayına 9'unda Sağlık Bakanımız ne yaptı? Bir günde 1 milyon 200 bin vaka ekledi. 500 binden çıktık. 500 binlerden 1 milyon 750 bine. Niye? Rakamlar gerçek değil.
Bu PCR testi, korona testinin Türkiye'nin rakamlarında Ağustos ayı sonu veya Eylül ayında yapılması gerekiyordu, başlaması gerekiyordu. Ne yaptık? Kapıları herkese açtık. Koronada insanlar kırıldılar. Ve geliyorsunuz, öyle bir zamanda da koyuyorsunuz, tam Noel'de herkesin tatil olduğu zamanda korona testi yaptırın gelin. Ya bunu bir hafta önceden açıkla. Zaten senin çoktan koyman gerekiyordu bu testi. Çünkü Türkiye şu anda hiç iyi durumda değil koronada. Ha diyorsunuz 19 bin küsur ölümümüz var. Ama tablolara bakıyorum. Biz mühendisiz, analiz yapıyoruz. Bir gün bakanımız çıkar, o 19 bine 20 bin de ölü ekler. Bunu da bekliyorum ben. En az o civarda bir ölü daha buna ekler. NASA 1 milyon 200 bin ekledi. Çünkü o benim tablomda görünüyordu. İngiltere 30 kat artmış. Türkiye artmamış. Bir gecede ekledi, arttı. Arkadaşlar, koronada rakam saklamamak gerekiyor. Açık olmak lazım halka da. Çünkü halkın korkması lazım. Halkı rehavete kaptırıp ondan sonra ne yapıyor halk? Yok diyor, az vardır, şu budur, budur. Ondan sonra ne oldu? Ölen ölene. Korona artmış durumda. Peynir ekmek yiyelim ama buna karşı önlem alalım. Sokağa çıkmayalım, maskeyi takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Çünkü biz dikkat etmiyoruz böyle şeylere fazla arkadaşlar. Çin'de niye artmıyor, ikinci dalga fazla gelmedi? Çünkü Fin gazetesinde yazıyor ki Çinli komünizm sisteminde disiplin var. Ve çok sert bir şekilde uyguluyorlar. Bu işte gevşemeye gerek yok. Ben hep yazın köşe yazılarında ne yazdım? Gevşemeyelim dedim. Turist geliyorsa virüs geliyor dedim. Ama dinletemedik arkadaşlar. Birkaç turizm şirketimiz bir şeyler kazandı. Ama kaç on binlerce insanımız da öldü. Ve hala da perişan haldeyiz. İspanya'da açtı turizme kendini. Temmuz ayında birden kapattı. Niye arttı? Yunanistan öyle yaptı, kapandı. Ama biz kapanmadık. Sonuna kadar turizm her şey bitti. Ondan sonra Aralık ayının 9'unda bakanımız o açıklamadığı verileri de açıkladı. Şimdi de ne oluyor? Geliyoruz sonuna her şeyin. PCR testi konulmuş ama nasıl konulmuş? 2 gün önceden açıklıyorsun. Ya zaten bizim bunu çoktan açıklamamız lazımdı. Ama bunu getirip de tam Noel'in zamanında ne açıklıyorsun? Biraz versene 4-5 gün zaman adamlara. İnsanlar rahat rahat testini de yapsın, her şeyini yapsın. Arkadaşlar bir de bu Türk Hava Yolları şey istiyor, dijital diyor, yazılı ve dijital olarak sonradan o şey değiştirmiş biraz, dijital eklemiş. Ya bu dijitalin nasıl dijital olarak telefondan istemiyor? Herhalde maile gelen bir maildeki PCR testi sonucu nedir? Onu tam olarak bilmiyoruz. Onu da yani bulunduğunuz ülkelerde sorunuz, sonucu size bildirirler. Veyahut ben bunu öğrenirsem bir videoda da bu konuda doldururum. Pazartesi akşamı, yarın akşam yani. Benim amacım sizleri bilgilendirmek. Arkadaşlar, Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.